Günaydın. Bugünkü dersimizde fizik birinci sene lise ile devam ederiz Newton kanunları mekanik a, konusuyla. A, ve bugünkü dersimiz olarak cismin impulsu ve impuls koruma kanunu. Demek bu dersimiz ve gelen dersimiz a, ne ders daha doğrusu son iki dersimiz bu konudan. A, birbiriyle bayağı bağlıdırlar. Öyle bir şekilde ne? A, cismin impulsu ve tepki hareketi. Demek biz şimdiye kadar dinamikte, daha mekanikte konuşurduk ıı, ve gördük Newton'un ıı, kanunları için. Ve genel olarak dedik ki herhangi bir hangi hareketi ne zaman ıı, araştırırız? Biz o hareketin, ıı, devam biz o hareketi açıklardık nasıl ıı, ikinci Newton kanunun yardımıyla nedir? F eşit idi, M çarpı A. Demek o durumda demek bu tip ödevlerde ne işlerdik? Biz alırdık ki ıı, hareketler daha doğrusu ivmeli ve her zaman bir hangi cisimle hareket ederdi. Onun diyelim kütlesi kalırdı aynı. Ama gerçek hayatta vardır değişik hareketler. Daha doğrusu değişik ödevler ıı, elde edebiliriz. Nereden ne? bir hangi cisimle hareket eder olabilir? kütlesi hareket esnasında değişsin. Ve şimdi biz isteriz bakalım nasıl ne değişir. Kütlesi hareket esnasında nasıl değişeyken kuvvet aynı zamanda ne elde eder? Daha doğrusu nasıl vardır etkisi değişsin kuvvetin bunun ivmesine göre. Bunun için meydana gelir cismin impuls olayı. Demek bir tip örnek böyle bir hareket içindir alırsak bir roket. Demek roket başlangıçta dünyada ne zaman bulunur? Çok büyük miktarda yakıt taşır. Ve sonra bu yakıtı nasıl ne yakar? Elde edilir büyük miktarda kuvvet ve enerji. Ve o kuvvetle alır hareket etsin diyelim hem uzaya doğru daha doğrusu dünyadan çıksın. Ama nasıl ne yakar yakadı onun kütlesi alır değişsin. Demek azalır kütlesi daha yenili olur. Uh, ona göre uh, daha fazla vardır hızlı olan sab. Demek cismin impulsu uh, der ikinci Newton kanununun değişik bir şekli ve 12 uh, hesaplayalım. İşaret ederiz efendim? Uh, o masanın internetinden andında Uh, Niçin nem senin sezon uh, ro robotlaşır. Neyse. Demek uh, cismin impulsu tekrarlayacağım zaten uh, her bir defa tekrarlarım. Demek cismin uh, impulsu dır bir tip kuvvet ne meydana gelir ne zaman bir hangi cisim hareket eder. Demek uh, ve o hareket esnasında onun devamı ya kütlesi ya hızı ağır değişsin ve buna göre elde edilir deriz onun vardır belli bir impulsi. Demek biz biliriz ki örnek, alırsak bir örnek tüfek. Tüfek ne zaman ateş eder? Ateş ettikten sonra küçük miktarda kütlesi onun azalır. Demek kurşum çıkar. Ama aynı zamanda kurşun nasıl çıkar tüfekten? Demek Kuşum hareket eder çok hızlı ama aynı zamanda hem tüfek ters yönde vardır hareket etsen örnek omuzumuza ıı, tepki versen. Demek vardır hem burada vardır o etki tepki kuvveti. Hem şimdi göreyiz biz aralarında demek bunların aralarında impuls ile ıı, ne çeşit fark olur. Demek biz şimdiye kadar bilirdik ikinci Newton kanununa göre ki F eşit idi, M çarpı A. Eğer genişletersek bu formülü ki elde edelim ki elde edelim ivmeyi nasıl zamanda hızın değişimini gösterirsek ve basitleştirirsek aynısını kitapta göre aslında, sayfa 72'de aynısını açık var. Elde edilir impuls formülü daha doğrusu impuls işaret edilir p küçük p harfi ile aynı nasıl basıncını hesaplardık Ha gelirse aklınıza dokuzuncudan. Demek küçük bu harfiyle işaret ederiz impulsi ve formülümüz olarak m çarpı v. Efendim? Ee, nasıl nasıl düşünürsün anlamadım. Ee, demek hem Türkçeden söz impuls. Evet evet. Deler ee, Demek şimdiye kadar okumamışsınız ilk beşim, uh, impulsu impuls için ama en basit şekilde cismin impulsi düşünebiliriz nasıl eğer alırsak diyelim uh, örnekler vereyim. Alırsak bir uh, araba ne hareket eder uh, nasıl bir çeşit enerji düşünebiliriz bunu uh, ne zaman hareket eder bu araba arabanın vardır kendi kütlesi ve vardır kendi hızı öyle diyelim yürür. Uh, ne bileyim arabadır bir ton yürür 100 kilometre saatte önemli değil. Uh, ve şimdi onun impulsi der bir tip kuvveti ne vardır o momentte nasıl ne hareket eder. Demek eğer büyürse hızı formüle göre nasıl görürüz vardır büyüsün hem impulsi. Eğer küçüklenirse vardır küçüklensin. Demek bir tevi budur bir çeşit zamanda uh, kütle ve uh, hız arasında çarpımın değişimi. Ve bu gösterir diyelim, ıı, bakayız birazdan bir örnek vereyiz ıı, topların hareketiyle ne zaman iki top diyelim çarp olur çarpışır ne olur birbirleri ile. Demek ilk peşim yazalım nedir? Aa, ıı, cismin impulsu, daha doğrusu ıı, cismin impulsu aa, ıı, ikinci Newton kanunun ıı, değişik ve özel bir şeklidir. Burada hızın zamanda hızın değişmesi hızın veya kütlenin değişmesi ile zamanda hızın veya kütlenin değişmesi ile cismin elde ettiği kuvvet daha doğrusu o kuvete deriz impuls. Uh, elde ettiği kuvvet değişir. Değişir. Uh, örnek hız artarsa cismin impulsu da artacak. Demek her ikisi efendim Aha. Haydi dinleyin. Kütlesi ve hızının çarpımı olarak buradan için her ikisi olur değişsin ama tam olarak impuls olayak ikisinin çarpımı. Demek uh, impuls eşittir zaten nasıl yazdık burada p eşittir m çarpımı. Uh, herhangi bir cismin hızının ve kütlesinin çarpımına uh, impuls denir. Eğer gidersek tam olarak hepten uh, yazalım bu şekilde. Demek ölçü birimi bunun bir şey spesifik olarak yoktur emeder sadece kütle m hızın uh, ölçü birimleri. Efendim uh, Selçuk. Uh, yok itme uh, itme bir uymas her bir her bir bakımdan uh, demek uh, bir hangi momente de biliriz ki der nasıl bir çeşit itme kuvveti Uh, ama genelde demek uh, em kitabınıza göre uh, göreyesiniz uh, o şekilde yazacak daha doğrusu der nasıl impuls demek uh, impulstur uh, başka bir örnektir itme olabilir eğer düşünürsen bir momente devam ne iter devam bir momente birden verer bir uh, impuls veya veya bir kuvvet etki eder onu o o bakımdan uh, itme olarak uh, kullanabiliriz demek ölçü birimimiz Evet, bir momente ne, bir momentte dayalım ne olur? Ne etki edecek? Şimdi birazdan daha bir şey göstereyim sonra. Ölçü birimi ne Vardır kilogram çarpı metre saniye ona göre bir tevi bunu yazarız. Böyle nasıl eder? Demek ölçü birimini impulsun gösteririz nasıl herikasının çarpımı olarak bir hangi spesifik Uh, spesifik ölçü birimi kullanmayız. Kilogram metre saniye. Demek ne kadar kilogram hareket eder ne kadar metre saniye hız ile. E şimdi burada vardır uh, meydana gelir bir impuls koruma kanunu. Eğer düşünürsek diyelim düz bir yol. Ve şimdi bu yolda uh, var ise diyelim iki tane top. Demek bu durumda her ikisinin vardır diyelim değişik kütleleri. Bir asanın vardır kütlesi m1 diğerinin vardır kütlesi m2 ve bu durumda diyeceğiz ki m1 hareket eder daha hızlı m2'den. m1'i işaret edeyiz böyle vektörünü hızın m 2i işaret edeyiz bu şekilde. Demek bu bunu zaten açıkladık bir defa ama yine benzerini vardır açıklayalım. Demek v1 ve v2. Demek budur çarpışmadan önce. Çarpışmadan önce. Çır, bu olay. E şimdi. Demek nasıl ne? hareket eder burada top? A, görürüz biz ki bir zaman sonra. A, belli bir zaman geçtikten sonra. Bir öncesi vardır çarpsın. ilk öncesini. O ne? Ne olaya kaçıba hareketleriyle? Demek görebiliriz ki birincisi hareket eder daha hızlı için çizdik daha büyük hız vektörü aynasını. Diğer taraftan ikincisi hareket eder biraz daha yavaş. Demek ki belli bir zaman sonra birincisi vardır çarpsın ikincisini ve ona göre ona etki etsin. Ne olacak çarpıştıktan sonra? Evet birincisi a, uh, mecbur değil ki yer bir defa gerileyecek. A, uh, olabilir ilk kez devam etsenler. A, uh, sadece kendi enerjisinden bir miktarını vererek ikinci Demek eğer ikincisi uh, hareket ederse 10 metre saniyede, birincisi ise ikincisi ise 5 metre saniyede ne zaman çarpayak şimdi ona ne çarptı belli bir miktarını vardır versen. De o mega oynamış ne bileyim bilyelerle ne zaman bir bilyeyle çarparsın atarsın hem ıı, diğer bilye veya toplen top çarparsa ne bileyim futbol koşarka veya herhangi o şeyde ıı, nasıl bakarsak elde edebiliriz bu çeşit hareketleri demek çarpıştıktan sonra alayım bunu, bunu ki daha hızlı yapayım copy paste aynasını hop böyle A, çarpışmadan sonra demek çarpıştıktan sonra şimdi Çarpıştıktan sonra aksana yani. engel. Neyse. Çarpıştıktan sonra ıı, hızları bu umarım vardır değişsin. Şimdi ikincisi demek yerlerini burada aynı şekilde bırakayım. Ama ikincisi vardır hızlıvansın daha çok. Demek ikinci top vardır hareket etsin daha hızlı. Birincisi vardır yavaşlasın hem hareket etsin daha az. Tabii ki çarpıştıktan sonra bunlar olayaklar yapışık. Ole, ee, bir momente başlandırlar yapışık ama sonra ağırlar uzak var. Niçin? Niçin birincisidir daha yavaş şimdi ikincisinden. Hem ona göre devam. Bir momente devam kadroya bak çekersek elde edilecek bu fark aralarında. Demek olabilir olsun hem nasıl ne dedi Selçuk. Durulsun hep de nasıl dünsün geriye sana. Demek ki dünsün geriye sana lazımdır ne olsun? İlk öncesi lazımdır olsun çok ağır. A bir öncesi olsun çok yenil. Yenil bir top diyelim demire çarparsa demir çok az yürüyecek. A o top vardır ne, ne bileyim ping pong topçesi olsun. Vardır hareket etsen ters yönde. Nasıl alırsak nasıl kurarsak bu ödevi? Biz bu ödevi bakarız. Bir çeşit deriz buna tırnak işaretlerine diyeceğim. Kapalı sistem olarak. O demektir ki topların hareketine etki etmez hiçbir şey sadece kendileri. Demek ni sürtünme kuvveti vardır, ni bir hangi dış etki vardır. Eme sadece iki tane cisman birbirine göre hareketi. Burada şimdi eğer bakarsak her ikisinin vardır belli bir impulsi. Devam birincisinin olayak impulsi P1 ama aynı zamanda ikincisinin olayak impulsi P2. Aynı şekilde olayak devam değişik Çarpıştıktan sonra ilk yine vardır yeni impulsif P2, bir öncesinin vardır yeni impulsif P1. Ve bu durumda deneysel olarak gösterilmiştir ki çarpışmadan evvel ve çarpışmadan sonra impulsların toplamı eşit. O demektir ki impuls korunur veya impuls değişmez. Bir olay olmadan önce ve olduktan sonra. Demek burada deriz ki P1 artı P2 eşittir. Ona yazarız const. Const demektir veya yazarız nasıl konstant başlangıçta ki gösterelim ki der. Daha doğrusu parantez içi yazayım sabit değer. Demek fizikte ne zaman yazarız sadece const c onası t herhangi bir hangi değer için o demektir ki hiç değişmez. Daha doğrusu ki der aynı bir değer. Demek m1 v1 artı m2 v2 bu durumda verirler bize sabit bir değer ve o olarak konstant bir değer. Demek bu olaya deriz impuls koruma kanunu. Demek kapalı bir sistemde kapalı bir sistemde iki cisim birbirine etki ettik etmeden ve etki ettikten sonra etki etmeden önce ve etki etmeden önce ve etki ettikten sonra toplam olarak ıı, eşit impuls ile hareket ederler. Buna göre sistemde ıı, toplam başlangıç ve sonuç ıı, olan impuls eşittir. Parantez içi sabit bir değerdir. Buna impuls Anladender Buna impuls koruma kanunu denir. Demek impuls koruma kanunu der ki bir olay olmadan önce em olduktan sonra toplam impuls sistemde değişmez. Budur aynı nasıl bir çeşit enerji için bakarsak. Devam dünyada dalisi evrende enerji harcanmaz. Sadece şeklini değiştirir. Elektrik enerjisi olur ne bileyim ısı enerjisi veya ışık enerjisi vesaire sadece şeklini değiştirir. Aynı yer burada olur. Demek top hareket ederken sayı sayılardan. Diyelim bunun vardır daha büyük impulsi başlangıçta. Birincisinin vardır örnek değilen 10 kilogram metre saniye. İkincisinin vardır 5 kilogram metre saniye. Çarpıştığı var var Şimdi daha büyük kütleleri kavar aynı. öyle Ama hızları değişir. Şimdi küçük hızlı vandı. Şimdi küçükünün toplam impulsi artar. Küçük birincisinin impulsi azalır. Ama toplam yoğunluğunun gene de aynı. Demek değişmez. Onu isteriz gösterelim bununla. Diyelim işleyeceğiz bir ödev. Sayfa 74'te. Sayfa 74'te bir ödevde der böyle var hem grafik hazır çize görebiliyorsunuz tüfekle ilgili. Demek kütlesi m eşittir 10 gram olan ıı, kurşun bir tüfekten v eşittir 800 metre saniye bir hıza ıı, atılmıştır. Tüfek ateş ettikten sonra ıı, tüfeğin geri tep, tepki hızını hesapla. Tüfeğin kütlesi 7 kilogramdır. Demek bunu işaret edeyiz. Nasıl mı? M2 eşittir 7 kilogram. Demek bu ödevde. Şimdi bakalım neler verek. Verektör Kurşunun kütlesi M1'dir 10 gram. Verektör tüfegen kütlesi M2 7 kilogram. Hem aynı zamanda vektör kurşunun hızı olur800 metre saniye. Sa <laughs> lazımdır biz bulalım tüfekin ne kadar olayak hızı ters yönde. Demek biz dedik ki tüfek ne zaman ateş eder gider arkayasına o ne? Demek tüfek gider arkayasına kurşum gider ilerisine. Ve bu durumda geçerliler demek bakarsak ateş etmeden evvel ne kadardır impuls? Ne diyebiliriz bunun için? Ki olsun impuls lazım da olsun hareket. Ateş etmemiş isek tüfekle acaba bir hangi hareket vardır? Yok, her şey durur. Demektir ki ateş etmeden önce impulstur sıfır. yazayım onu sözlü olarak. ateş etme, etmeden önce etmeden önce hareket olmadığına göre a, toplam sistemin impulsu 0'dır. İmpuls koruma kanununa göre demektir ki ateş ettikten sonra lazımdır impuls olsun aynı. Demek ateş etmeden emettikten sonra toplam lazımdır gelsen aynı. Demek P1 impulsi kurşumun artı P2 impulsi të fegën, lazim der versën sëfër. Në qënë, në qënë, uh, koruma kanë në der ki uh, sistem dhe impuls dhe ishmes uh, sonu është Demek, dem në bashkë langë është ta ishtër sëfër, atë është të këtenë sonra, gene dy në ekë, em gjene o ekë të uh, impuls i bitevi sistemën sëfër. Uh, evet, demek vole, uh, heri kësënë në Impuls, cisimlerden. Ama ikasının toplamı da sıfır. Niçin? Niçin kursum devam? Hareket edeyek sağa, ole, A tüfek hareket edeyek sola. Hem eğer bu ikisi katlanırselet, op yok bu var, bu var katlanırselet gelir. tuturdum çizim etten aynı. Gelir sıfıra a, cevap. Demek ona göre a, me a, ona göre açıklarız ki impuls olayak sıfır. E şimdi buradan gösterebiliriz ki Bir sınan impulsi demek m bir çarp daha doğrusu birinci sınan impulsi impulsi yazayım burada gider p bir kurşun impulsu a p iki tüfek impulsu demek şimdi deriz ki eğer bu ifadede değiştirirsek yerler hani p2 yatarsa meşiden o bir tarafına. Göreyiz ki gelecek eşit negatif değer Daha doğrusu daha doğrusu birbirlerine bu var eşit olayak var. Niçin her ikisinin vektörsel toplamı gelir sıfır. Sayısal olarak çıkarırız onları gelsen sıfır. Ve bu durumda gelecek ki p1 eşittir eksi p2'ye yön olarak tabi şimdi biz niçin sadece negatif işaretini kullanırız yön için çok önemlidir anlayalım ki ne zaman hız için deriz ki der negatif düşünürüz onun yönü için niçin a belli bir yere göre nasıl hareket eder ona göre koyacağım burada vektör işareti ki göstereyim ki vardır belli bir yön efendim e deme neyse yaz durulayım çok hızlı gider ama olmasın. Zaten yazmışım hep. İsmim lazım dersen her şeyi ben de söylerim yazar, yazarsın. Bu var yine yazarım yeterlidir yazarsın. Ve bazı şeyleri. Aa, ee, olsa daha çok. Acaba impuls daha. E şimdi önemlidir. Değil mi? nasıl değişer? Acaba kurşum aynı atayak. Demek eğer ise daha büyük eğer ise eğer ise daha büyük tüfek herhalde hem daha kuvvetlidir. Öyle. Ona göre fazla olmaya etkisi geriye de. sana. Demek Demek bir şey burada unuttuk yapalım. 10 gramı lazımdır dönüştürelim kilograma. O yapayak ne kadar kilogram? 0,01 kilogram. Demek böleriz binler Şimdi burada dedi ki m1 çarpı v1 der aynı nasıl m2 çarpı v2. Demek burada görürsek bizde hep basından sadece v2 yoktur. m2 ne zaman atlayacak sol tarafına? Eğer burada ıı, çarparsa beriyesinde vardır. Ne yapsın? Vardır bölsün. Demek çıkayak sonunda formülümüz bu ödevde v2 eşit olayak. M1 çarpı V1 oni böleriz M2 ile. Eğer yazarsak sayıları nasıl olacak? Gelecek 0,01 kilogram çarpı 800 metre saniye uh, çarpı 800 metre saniye en bitevi bunu böleriz 7 kilogram. Tamam uh, 0, 0, 1 çarpı 800 yapar 8 bölü 7 gelecek 1 virgül 14. O demektir ki tüfek vardır hareket etsen geriye 1 virgül 14 metre saniye ile. Olsa diyelim aynı kurşumem aynı kuvvet olsa diyelim daha ağır şey geleydi diyelim daha yavaş. Örnek geleydi ki vardır hareket etsen, daha yavaş. Demek mert Eğer tüfek oluşa dağar ama ise aynı kuvvetli daha az vardar hissediyor. Ama kuvvetise daha kuvvet daha ağır amani zamanında daha kuvvetli daha çok vardar hissediyor. Demek niçin daha büyük ağır tüfek vardar etkitsin? Aa Yok yüzümüzdeki ki gelsen lazımdır yanlış kullanılsın. Demek genelde uh, avcılar vesaire ne zaman kullanırlar da dayandırırlar omuzuna. Demek etki ederse omuzuna vardır etki etsen yok gelsen yüzüne. Uh, niçin Biz bakmayız böyle vardır recoil uh, demek recoil buradan e, dedin demin uh, vardır demek biz hesaplamayız bakalım tüfek ateş ettikten sonra ne kadar kalkayak Niçin aynı zamanda hem vardır hem yok arasına gitsen Delirbilen gibi basit hareket. Biz sadece bakarız arkaya asana ne kadar gider. Niçin kurşum giderse ilerisine tüfek gider arkaya Demek çarpar omuzumuza. Bu durumda tüfek vardır omuzumuza çarpsın 1 metre 1,14 metre saniye hız ile. Efendim? Agarayak. Ee, e şimdi... Demek... Yok yok yok. 10 gram der, 10 gram der kütlesi kurşumun. Kurşum hareket eder hız, sesden daha hızlı. Demek 800 metre saniyede büyük bir hız. A diğer taraftan a, demek 7 kilogram 1 metre saniyede. Şimdi agar ayak eğer, eğer herhalde a, ügren, Bilersen nasıl uh, kullanasın onu diyelim ve uh, hazırlıklıysan tabi ki hazırlık sıkayasın vücudunu ve vardan daha değişik etkisi olsun. Ama devam, eğer uh, ne, ne bileyim beklenmezsen tabi ki vardan uh, etki etsen ve ona göre ağırsın değişik silah var diyelim olayak var daha büyük kuvveti ee, ve ona göre daha büyük olayak tepki o şeyi. Örnek diyelim bakmış iseniz bazı savaş filmlerinde genelde ikinci dünya savaşı ile ne kullanırlar büyük tankler ve büyük uh, artilleri değişik top var uh, ne vardı. Demek orada uh, koy, uh, ne zaman ateş eder ki atsın diyelim uh, ne bileyim uh, at ateş etsin ...bilmem ne kadar kilometre uzaga düşsün a, kurşun... ...bitevi o hareket ederek top geriye sene. Örnek diyelim birinci, sanırım Birinci Dünya Savaşı'nda imiştir. Almanya'nın var imiştir bir a, top... ...demek bir tank gibi o şey tren daha doğrusu imiştir. Demek trenin o kadar kuvvetli imiştir silahi... ...ne zaman ateş edermiştir tepki kuvvetine göre yürürmüşler bilmem ne kadar kaç yüz metre sana. Demek düşün ateş edersen girersen ne ben benem buradan nasıleyiz ateş edersen hem taşarsın göle kadar. 2-300 metre kayarsın arkasına. Demek o kadar büyük kuvvet vardır. Atayak ne 40 kilometre uzak a, ateş edek ama ki atabilsen o kadar kuvveti mecburdur tepki kuvveti olsun ters yönde a, çok büyük. Ama ateş ettikten sonra ve ateş etmeden evvel impuls değişmez. Odur o ne kaynatırdı biraz beyin amazı nasıl olabilir demek değişmesin kalsın aynı. Demek biz bakarız bunu kapalı bir sistemde. Tüfeği hiç etki etmez. Hiçbir şey başka. Sadece tüfeği biz bakarız. Tırnak işaretlerine diyeceğim. Vakumda daha doğrusu sadece tüfegan hareketini ne zaman ateş eder. Bakmayız bir hangi başka değil. için herhalde bir hangi asker ne bilir kullansın çok daha iyi kontrol ederek veya eğer bakarsa kimsene bilmez kontrol etsin aynasını. Demek hazırlık var ise. Acaba bunu anlarız? Veya bir hangi sorumuz var mı? Demek gelen dersimiz olarak tepki hareketi nedir devamı bu dersin? Nereden göreyiz? Aynı nasıl olur impulsler bazı değişik hareketlerde daha doğrusu en uh, nasıl verdim dersim başlangıcından bugün roketin hareketinde. Demek ki roketin hareketinde uzaya doğru oluşur aynı mantık. Sadece uh, orada değişer hem hızı ama değişir hem kütlesi zaman içinde. Devam burada Tüfekin kütlesi değişmez. Kurşum sadece çıkar içinden. Kurşumun kütlesi çok azdı. Ama diyelim roket ne zaman uçar? Roketin vardı diyelim tonlarla yakıt içinden ne yakar? Hem hep ısını yatar dışarısına hem olur daha yenil hem daha yenil ve daha yenil. Ve göreyiz nasıl hesaplayabiliriz o kuvveti ki gösterelim ne kadar kuvvetle diyelim gönder gönderilsin bir Türk sat uydusu ki bakabilelim sonra biz ne bileyim Masterchef. Neyse, aa, dersimiz bugün için bu kadar. Eğer yok ise bir hangi sorunuz, aa, o vakit gelen derse kadar, Cuma gününe kadar güle güle. Cuma gününde anlaşayız sonra devam ek ders için tam olarak teamsle yapayım. Aa, hangi gün, aa, gelen hafta, belki salı günü, belki çarşamba günü yapayız Testten evvelki olsun. Hem ondan sonra 25'inde yaparız testi. Güle güle.